İrfan Hoca öyle bir risk aldı ki şu anda. Ateşten gömlek giydi. Gel burada 3-5 hafta çalış da bu ligde bizi bir şekilde limana ulaştır diyerek getirilecek bir adam değil. Diğer takımlar beraberliği oynamayı bilmiyorlar. Şimdi üçlü ve beşli oynatmaya çalışıyorsanız bunun arkasında çok ciddi bir background olması gerekir. Şimdi bu saydığımız özelliklere uygun Türkiye'de kaç tane takım var? Düşmenin en yüksek adayı olarak kırılgan yapısından dolayı. Gol var mı ekranlarına? Anadolu Ekspresi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Hikmet Pınarbaş'la birlikte bugün düşme hattını konuşacağız. Ümraniye'nin ki kesin gözüyle bakıyoruz Ümraniye spor için ama ona eşlik edecek olan işte o takım böyle bir git geldi. Giresunspor Giresun Spor, Trabzon Spor'a 4-2 yenilmesiyle birlikte aslında onun için çok büyük bir dezavantaj oldu bu. Keza İstanbul da 35 puanda ve artı 3 puanı var. Hükmen bir galibiyet elde edecek. Giresunspor Giresun Spor 34 puanda ve Antalya Spor'da bunlara en yakın olan rakipsi Antalya Spor 38 puanda onların da bir artı 3'ü hükmen galibiyeti var. Şimdi şu tabloda Ümraniye'ye eşlik edecek takım sence kim olur? Oyunlarına bakarak söylüyorum. Giresunspor kadrosu pas yapıp da çıkabilecek bir kadro yapısına sahipti Hakan Keleş döneminde. Hı -hı. Şimdi İrfan Hoca geldiğinden beri bakıyoruz. Bir kere pas düzeylerinde bir düşüş var. Fakat pas düzeylerindeki düşüşle birlikte isabet oranlarında da düşüş var. Giresunspor'u sezon başında birçok noktada özellikle büyük maçlarda övmüştük. Hı hı. Neydi bunun gerekçesi? Giresunspor'un kanat oyuncularını kullanma biçimiyle, santrforuyla etkileşime girme biçimi büyük takımlara çok ters gelen bir yapıya sahipti. Şimdi savunmanın önündeki oyuncu kalite itibariyle söylemiyorum, profil olarak söylüyorum. Büyük takımlarda oynayabilecek bir profil. Al-ver yapabilen, pas arası yapabilen, sahipsiz topları toplayabilen, ikinci topları tekrar toplayıp da hücuma aktarabilen bir anlayışa sahip. Şimdi dün Trabzonspor karşısında Giresunspor'un gösterdiği performansa baktığımda en e, belirleyici o özgüven kırıcı Giresunspor açısından şeyin %79 pas isabeti olduğunu gördüm. Şimdi bu sınırlı sayıda hücum eden bir takım açısından çok önemlidir bu pas isabeti. Bazı takımlar maç başına işte geçenlerde hangi maçtı şu anda hatırlayamıyorum. 168 tane isabetli Hı. pasla 3-0 maç almıştı. Şimdi burada nedir belirleyici unsur? Rakibin Karşılamakta zorluk çektiği setlere özel olarak çalışır. Çizilmiş seti oynarsınız orada. Giresunspora baktığım zaman pas kabiliyeti ortalama seviyenin üstünde belli oyuncuları var. Fakat hep zoru denedikleri için isabet oranları düşüyor. Her kaptırdıkları toplarda da kendileri geçiş yiyorlar. Trabzonspor'a karşı bu şekilde çıktığınız zaman Trabzonspor'un sizi sürklese etmesi çok şaşırtıcı olmuyor. Şimdi Giresun kadrosu derme çatma bir yapıda kompakt bir hale Hakan Keleş Hoca tarafından getirildi. İrfan Hoca öyle bir risk aldı ki şu anda. Ateşten gömlek giydi. Şu takım özgüveni kırık, bireysel performanslar düşmüş. Hı hı. Likte kalmaya dair umutlar azalmış. Burada devamlı şarj etmesi gerekecek İrfan Hoca. Belki takıma sıçrama yaşatacak dönemde Trabzonsporla karşılaşmak ve Trabzonspor'a kesinlikle başarılı olamayacak bir stratejiyle sahada yer almak Giresunspor'la daha büyük kırılma noktası yaşatmıştır diye düşünüyorum. Trabzonspor da eski yani şöyle Trabzonspor da Biliç yönetiminde biraz kendisini bulmaya başladı en azından hani skor de... Fenerbahçe maçında çok eleştirdik ama Fenerbahçe maçında bir şey dedi hani bu çok önemli büyük bir maç. Ben burada şapkadan tavşan çıkarmalıyım diye çok anlamsız bir kurguyla sahada yer aldı ve rakibi e, bence yeterli oranda tetkik etmeden sahaya çıkartılmış bitti. bir takım vardı şimdi. Bizce Türkiye'de 10 tane adamı yakalayıp sorsanız 9 tanesi hücum katkısından bahseder, bek gibi oynadı Fenerbahçe maçında falan. Şimdi Trabzonspor Fenerbahçe karşısında gerçekten yol kazası yaşadı. Trabzonspor'un yükselen trendi devam edecektir. Lig bitti. Nasıl olacak diyeceksiniz ama bir el ise proje hocası Hı. Gel burada 3-5 hafta çalış da bu ligde bizi bir şekilde limana ulaştır diyerek getirilecek bir adam değil. Muhtemelen önümüzdeki sene zaten garanti olarak burada çalışacaktır. Dolayısıyla bu doğru e, takviyelerle Trabzonspor'un yükseliş trendinin devam edeceğini düşünüyorum ben. Bir ile uyum sağlamaları için bir yaz süreci geçirecekler vesaire. Giresun'un da Trabzonspor'u doğru değerlendirmediğini, Fenerbahçe maçına bakarak değerlendirme yaptığını. Orada aldatıcı bir e, fikir fikir üretilmesine sebebiyet verdiğini düşünüyorum. Çünkü Trabzonspor 4 gol attı ama belki bir 4 gol daha atabilirdi evet. o, o, pozisyonda, o maçta. Giresunspor'un sahada oyun merkezi mesela takımların işte Galatasaray'ın oyun merkezi genelde şurası olur. Hı hı. Ya da şu bölge olur. Giresunspor'un oyun merkezinin çok yaygın olduğunu görüyoruz. Şimdi bu kadar uzun alanda bir önceki hocayla Mantıklı makul pas yaparak çıkıp bir an önce neticeye erdirmeye çalışan bir takım yapısıyla. Bu kadar uzun ve geniş bir alanda oyun yoğunluğu sağlama mümkünatı yok. yok. Bu oyuncular fiziksel olarak rakibine üstünlük sağlayabilecek kadar güçlü kuvvetli e, fizik yapılarına da sahip değiller. Kısacası Giresunspor kendisine uygun olmayan bir oyun oynadı. Trabzonspor her geldiğini attı e, Bence çok fazla da yormadan Giresunspor'a karşı ciddi bir galibiyet aldılar. Trabzonspor oyunun belli bir kısmını kendi yarı sahasının yuvarlığa bakan yönünde kabul edip orada kompakt bir şekilde kapanarak Giresunspor'a Giresunspor'un Galatasaray'a yaşattığını yaşattılar. Abdülkerim Bardakçı'nın kırmızı kart gördüğü maçtan bahsediyorum. Giresunspor'u Galatasaray o gün açamamıştı mesela. Ne yaparsa yapsın açamamıştı. Çünkü merkezde kompakt yerleşmiş bir rakip var. Sağdan soldan istediğin kadar orta yap. Zaten bu konularda başarılı Giresunspor. Trabzonspor Giresunspor'un Galatasaray'a yaşattığında aynısını Giresunspor'a yaşattı ve 4-2'lik skor geldi. Ben düşmenin en yüksek adayı olarak kırılgan yapısından dolayı Giresun'u görüyorum şu anda. Hem Ümraniye ile maçları var hem de Antalya son Muhtemelen hafta. Ümraniye Spor artık ligdeki prestij maçını oynuyor olacak. Yani bu kadar büyük puan kayıplarının akabinde ligin dibine demir atmışken diğer rakiplerin tamamının puan kaybedip de Ümraniye'nin tamamıyla Önüne yani geçmesi Silme pekli, alması evet. çok mümkün görünmediği için Ümraniye Spor o maça prestij için çıkacaktır. Keyif alma odaklı bir maç olacaktır. Giresunspor açısından sıkıntılı sürecin devam ettiği bol miktarda stres yaşayacağı bir maç olacaktır. Ben Giresunspor'un önümüzdeki sene herhalde birinci ligin adaylarından en büyüğü olduğunu düşünüyorum. İstanbulspor burada güzel kurtardı hı hı. kendisini. Fenerbahçe'den aldıkları puanın ne kadar kıymetli olduğunu. Şimdi Şu anda puan tablosunda görebiliyorsunuz. İşte bu benim sezon başından beri anlatmaya çalıştığım şeydi. Hı. Türkiye'deki takımlara baktığımız zaman Adana Demirspor galipken maçı sürdüren en fazla süre galip olan takım. Galatasaray en fazla beraberliği oynayan takım. İstanbulspor en fazla geriden gelen Hı. takımlardan bir tanesi. Şimdi İstanbulspor'un diğerlerinden farkı neydi? Diğer takımlar beraberliği oynamayı bilmiyorlardı. İstanbulspor hep geriden geldiği için sezon başından beri bu takımın bir geriden gelme alışkanlığı var. Büyük takımlar ve başaltı takımlar genel itibariyle ilk 45'te işi bitirmeye çalışıp sonraki 15 dakikada artık balyozu indirelim. Bütün kozlarımızı sahaya sürelim dedikleri süre zarfında İstanbulspor zaten sezon başından beri o süreyi mağlup olarak geçirdiği Hı. maçlar oynadı. Şimdi Fatih Hoca geldi. Fatih Tekke programlarını son 15 ve 20 dakika üzerine yoğunlaştırdığını görüyoruz. Yani ben kompakt şekilde kalacağım. Yiyebileceğim minimum düzeyde gol yiyeceğim. Ondan sonra rakip risk almaya başladığı zaman da ben fişi çekeceğim. Şimdi bu ligde 1-1 1-1 giderken aslında ligde kalmanın da yolunu açabileceğini göstermiş oldu İstanbulspor. Ben hep bunu söylüyordum. Şimdi bazı maçlarda çıkarsınız. 30 tane şut atarsınız. Kaleci çok ekstra performans gösterir, savunma oyuncuları çok ekstra performans gösterir. O maçı alamayacaksınızdır. Ama son 10 dakika kalmış. Rakibe enerjiniz de galip gelemiyor, çözüm de bulamıyorsunuz. O zaman beraberlik bir kayıp olmaz. olmaz. İşte İstanbulspor'a karşı gelen bütün takımlar o son 15-20 dakikaları galip gelmek için oynayıp İstanbulspor'a puan verdiler ve İstanbulspor bu beraberliklerle birlikte şu anda e, ligde kalma umutlarını yaşarttı. Bence ligde kalma adına aşağıdaki takımlardan en avantajlı olan İstanbulspor. İstanbulspor. hani sadece puan durumundan da söz etmiyorum. Oyun psikozu itibariyle İstanbulspor çok alışkın olduğu maçları tekrar oynadı. Çok, Şok yaşadığı bir maç olmadı İstanbul. Çok Spor'da. doğru zamanda e, ivmelendi. Yani tam zamanıydı onun için. O sırada işte gerisinde Ümraniye'yi bırakması, gerisinde Giresun'u bırakmasıyla birlikte çok doğru zamanda ivmelenip. Fatih Hoca'nın sahada böyle parça parça bölüp de o parçalara farklı rollendirme ve görevler verdiğini, bunları da maçın çeşitli zaman dilimlerine kısıtlayarak planladığını görüyoruz. Bence takım anlamında hani genel mühendislik anlamında değil ama saha içerisindeki o saha parselasyonunu yapıp da orada doğru noktada, doğru zamanda, doğru adamı topla buluşturma planını ligde en iyi yapan hocalardan bir tanesi. Başka eklemek istediğim bir şey var mı düşme hattına dair? Şimdi eklemek istediğim düşme hattına dair değil de daha genel bir şey var. Tabii. Ben genel futbol mantığı olarak kötü futbolcu, iyi futbolcu ayrımından ziyade doğru plan ve örtüşen karakter üzerinden değerlendirme yapmaya çalışıyorum. Şimdi Fatih Tekke'yi bugün getirip Trabzonspor'un başına koysanız, bir sayı kovup sana istediğin adamları alacağım, ee, bizim hedefimiz şampiyonluk deseniz Fatih Tekke e, bu şampiyonluk hedefine sizi ulaştıramayabilir. Bu yakın dönemden bahsediyorum. Hı hı. Ama toparlanması gereken bir takımdı İstanbulspor. Osman Zeki Korkmaz Hoca'nın o üçlü beşli dönüşüm sisteminden sıyrılması gerekiyordu İstanbulspor'un Çünkü bu noktada hem kanatlar efektif şekilde performans sergileyip de verim vermiyordu. Onun üstüne savunmada bir de artı bir oyuncu bulunduruyordunuz. 3 tane stoper merkezi kapatmaya çalışırken önünde 2 tane defansif orta saha oyuncusuyla oynuyordunuz. 5 kişi arkada blok olarak sabit duruyordu ama kenarları açık bir 5'li blok vardı. Kenarlarda devamlı zafiyet yaşayan, merkezi 5 kişiyle kapatan, işte şurada oldukça kalabalık ama buraların tamamını rakibe bırakan bir İstanbulspor vardı. Fatih Hoca İlk geldiğinde yaptığı dokunuş direkt bu oldu. En azından dedi ki rakipler benim üstüme saldırırken kenarlardan geldiğinde iki tane oyuncuyla karşılaşsın. Ben her pozisyonda ikiye biri tolere etmeye çalışmayayım. Ve bence çok doğru bir noktaydı bu. Şimdi burada haddim olmayaraktan hani altını çizmek istediğim bir mesaj var. Üçlü ve beşli savunmalar çok uzun vadede çalışmalar gerektiren herkesin dörtlüye kıyasla daha fazla sorumluluk alıp daha uyanık kalması gereken formasyonlardır. Şimdi üçlü ve beşli oynatmaya çalışıyorsanız bunun arkasında çok ciddi bir background olması gerekir. Idmanlarda devamlı bunları çalışıyor olmanız gerekir. Oyuncuların yerlerini değiştirdiğinizde, mesela sağ stoperi sola, solu sağa ya da merkez stoperi, sol stoperi attığınızda aynı özveri ve taktik disipliniyle sahada yer alıyor olması lazım. Şimdi bu saydığımız özelliklere uygun Türkiye'de kaç tane takım var? Yani hem oyuncu profilleri itibariyle, hem karakteristik itibariyle, hem kadro mühendisliği itibariyle. O yüzden üçlü beşli oynamaya çalışırken, Hani bunu maç bazlı planlar olarak değerlendirmek doğru olabilir ama ana plan bu olacaksa e, bence çok garanti pozisyonlarda o pozisyonlara geçiş olmalı. Yoksa İstanbulspor'un yaşadığı sıkıntıları yaşıyorsunuz. Hatta Jorge Jesus'un e, üçlüyle çıktığı evet. derbilerde yakalandığı pozisyona yakalanıyorsunuz. O yüzden hani formasyonlar çok önemli değildir belki ama şimdi burada bahsettiğimiz şey oyuncu karakteristiği teknik. Adam anlayışı, rakip analizi, bireysel performanslar artı saha parsilasyonu. 5 tane kriter olduğu zaman formasyon önemli oluyor. Biz Anadolu Ekspresi'nde düşme hattını konuştuk bugün Hikmet'le birlikte. Sizlerin de yorumlarını bekliyoruz. Sizin düşmesini muhtemel gördüğünüz takım varsa yazabilirsiniz. Ve bir de bu sezonda düşme hattında yer almasına rağmen ya hayır ya işte bu takımın da oyunu beni çok keyiflendirdi. İşte dediğiniz bir takım varsa onu da lütfen yorumlarda belirtin. Bir sonraki Anadolu Ekspresi'nde görüşmek üzere.